Araplar diyarı burası. Kadim Türk boylarının dünyaya yayıldığı yer. Ve burası Avrasya'nın kalbi. Türk dünyasının gönlünün bulunduğu yer. Ve Altay Dağları'na yukarı yolumuz hızla devam ediyor. Zirvesinde şimdi de botanik parka gireceğiz. Altay Dağları zirvesindeki botanik parktayız. Evet, burası 1994 yılından beri var olan bir botanik bahçesi. Arkadaşımız da burada kendi alanında uzman Maxim ve bizi bu botanik bahçesinde gezdirecek olan arkadaşımız. Bu bölgenin botanik bahçesi olarak çekilmesinde önemli nokta bütün farklı bitkilerin aynı anda yetişebiliyor olması. Tüm bölge arasında yapılan araştırmada burada birden fazla birazdan göreceğimiz bitkilerin bu bölgede yetişebilme potansiyeli olması coğrafi anlamda buranın seçilmesindeki neden. Sembolik olan bir bitki türü bu ve genellikle kış ayları dahil sürekli yeşil olmak. Adlandırılan ve özellikle yüksek tepelerde, yüksek bölgelerde ışık 3000 metrelerde yetişmekte. Aşkın çiçeği olarak da adlandırılmakta. Üzerindeki beyaz lokmalar. Erkekler kız arkadaşlarına ya da sevdiklerine bu çiçeği hediye etmek adına 1000 metrelere kadar gidiyorlar. Ve belki de hayatlarını bu bağlamda tehlikeye atıyorlar. Ve ondan sonra getirip kız arkadaşlarına ya da sevdiklerine bu çiçeği veriyorlar. Bölgede önemli şaman kültüründe. Evet. Evlilik, kutlama, şaman kültürünü. Aydın yenisinde kullanıyoruz bu ağaç. Ağaçtan ateşe koyuyor. Ondan sonra kokusu çıktığın zaman ağaçından alaslanış diyoruz. Biraz alas demek o şey temizliyor kendi içinden. Ondan sonra kokusunu içinden alırsan senin şeytan, sende geç şeytanlar çıkıyorlar diyorlar. Tuva'da bir şaman kliniğe gittik Tuva'da. O şaman klinikte burada olan arkadaşlar vardı. Önce bunu ortaya koydu baş şaman hanım ve yaktı bunu. Yakınca etrafa böyle bir güzel bir koku şey yaptı. Ondan sonra davulunu aldı. Onun etrafında değişik ritüeller yaptı. Çaldı, oynadı, değişik danslar yaptı, dualar etti. Ondan sonra kutsal sütü aldı. Hepimizi dolanarak etrafımızdan sağdan soldan kutsal sütü döktü. Ve bizi şey yaptı, bir kaşıkla böyle geçirdi. Sizi dedi artık şey yaptım, kutsadım dedi. Kötü ruhları kovdum dedi. Müzik
mantar ağacı çok özel bir bitki. Normal koşullarda İspanya ve Portekiz bölgesinde çok sık yetişir bu bitki. Wine. Her böyle 7 senede bir şey yaparlar. Bunun dış yüzeyini soyarlar. Özellikle Portekiz bölgesindeki çok popülerdir. Fındık. Fındık. This is the symbol of Island Huntsman. Dünya fındığının %75-80'ini Giresun Türkiye üretir ve bunun da fındığın başkenti Giresun'dur ve fındığın başkentinden iki değerli ve önemli bir dostumuzla beraberiz. Ben de tabii bir fındıkçıyım, Giresunluyum. İbrahim Profesör Doktor İbrahim Balcıoğlu efendim. Burada fındığı gördük. Fakat Altay Dağları'nda fındık yetişmiyormuş. Bunu çok özel olarak getirmişler buraya. Tabii fındık konusu başka bir vilayette olsaydı, mesela Trabzon'da, Rize'de olsaydı bilin ki baş tacı edilirdi. Ama Giresun'da olduğu için acaba Giresun yetim mi de ondan dolayı mı fındık baş tacı edilmiyor? Bunu değerli hemşerilerimin ilgisine ve bilgisine sunarım. Bakın mesela burası soğuk. Demek ki soğukta olmuyor. Giresun'un dışında olan yerler fındığı taklit ediyor. Onun için burada da atalarımızın yurdunda da fındığı da bu vesileyle gündeme getirmiş olduk. Demek ki fındığı unutmamak ve unutturmamak lazım. Altay Dağları'nda yetişmeyen ancak bu parka getirilen bir fındık ağacının, fındık ocağının yanındayız. Türkiye'nin birçok endemik bitkisi var ve ifadelere göre 10 bin çeşit bitki türü var Türkiye'de ve Altaylar'dayız, bir botanik parkındayız. Türkiye'den de tanıdığımız birçok bitki türünü burada görebiliyoruz. Aslında Türkiye'nin hemen hemen her ilinde bu tür birer botanik park meydana getirilerek endemik bitkilerimiz, meyve türlerimiz, ağaçlarımız insanlarımıza, turistlere tanıtılabilir. Değerlerimiz dünyaya tanıtılabilir. Ve Altaylar'daki botanik parkını gezmeye devam ediyoruz. Birbirinden güzel bitkiler var, birlikte izliyoruz. Bizim Türkiye'de de çok olan deve dikeni dediğimiz bir bitki. Özellikle karaciğer yetersizliğinde, mantar zehirlenmelerinde ilaç elde edilen bir bitki. Almanlar bunu bizden, Türkiye'den alıyorlar. Deniz yöresi deve dikenlerinin en verimli olduğunu, ilacın en verimli, faydalı olduğunu tespit etmişler. O yöreden alıp ilaç yapıp bize satıyorlar. Altayların milli evi çadır diyoruz. Ayılda diyoruz, ağaçtan yapılan, ondan sonra çadırın yanında atlar için çakı vardır. Her çadırın yanında çakı olabilir. Siz görüyorsunuz. Evin barkın değeri çok önemlidir. Altaylar'da da önemli. İşte Botanik Park'ta milli bir Altay evi ve Altay evinin içine giriyoruz. Bakın duvardaki resimler, orada kullanılan malzemeler ve bir Altay evinin içerisinde ne var? Değerli arkadaşımız, Altaylı rehberimiz bize evi gezdiriyor. Birlikte izliyoruz. Soğuk kendi budur. Buraya buday koyuyor. Ondan sonra bunusu soku bala. Sokun çocuğu diyoruz. Kadınlar böyle budayı vuruyorlar. Ondan sonra un alıyor. Şu nedir? Neyse, bu küçük soku. Küçük bu soku, da, büyük soku. Evet. Şurum. Nedir bunun adı? Şurum. Ne yaparsınız şurum. Bunu? Bunuyla Altay rakısı yapılıyor. Bu buranın içinde sıra bira gibi bir şey. O kaynatılıyor. Ondan sonra buralarla akıyor. Rakı kendi akıyor. Kendi akıyor. Bunun içine öyle mi? Evet. Bunun adı değirmen. Tam Altaycası da değirmen mi? Değirmen.
Altayca'da ne diyorsunuz? Altayca'da değirmen diyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Ekmek için şey, buraya şey ne diyeyim? Buğdayı koyuyorsunuz. Buğday mı? Buğdayı koyuyoruz. Ondan sonra çeviriyorsunuz. Çeviriyor. Küp. Ne diyorsunuz? Küp. Altayca? Küp. Altayca'da küp. Altayca küp. Şu kadının çaldığı komuz. Şunlar nedir? Şu figürleriniz, şunlar. Bu şey Kalbaktaş'ta gösterilen resimler, taş resimlerini buraya koydum. Türkiye'nin de keşke 7 ayrı bölgesinde ev kültürümüz böyle rehberleşse, sergi haline getirilebilse, Türkiye'nin bitkileri, o endemik malzemeleri böyle müzeler halinde insanlarımıza tanıtılabilse. Burası Altay Dağları'nın geçit zirvelerinden birisi. 1700 metre yüksekteyiz ve bulunduğumuz bu nokta Altay Türkleri içinde kutsal kabul edilen yer ve Altay Türkleri buraya çıkıp inançları gereği dualar ediyorlar ve gördüğümüz gibi ağaçlara çaputlar bağlayıp dilek diliyorlar. Ve hemen geçidin tam noktası yol üzerinde ise bulunduğumuz bu anıt ve anıt geçidin simgesini teşkil ediyor ve Altay Dağları'nın zirvesi. Gerçekten buz gibi bir hava var. Dağın belli noktaları da kar yağmış durumda ve ağaçlarda gördüğümüz gibi çaputlar var. Altaylı rehberimizle Altaylı Türkler için çok kutsal bir mekan olan 1700 metre yüksekliğindeki zirvede onların kendine göre inanç gereği yapacağı ibadeti biz de belgesel görüntülerle ekranlara getireceğiz. Altay Dağları'nın zirvesinde. Kutsal ağacımız vardır. Sedir ağacı. Oraya bu bezleri bağlamak lazım. Ne dileyerek bağlayacaksınız? Bulunduğumuz bu tepenin yüksekliği ne kadar? Altayların zirvesi bura. Bu dağ geçidinin yüksekliği 1700 metre. Çok büyük bir yer. Onun için yolumuz açık olsun diye biz beyaz bezimizi bağlıyoruz. Hadi bakalım bağlayalım sedire. Çevir olan yerlerde mikrop, başka bir kötü şeyler olmuyorlar. Onun için o ağaç kutsal. Bezin kısa sonu yukarıya çıkıyor. Uzunu aşağıya. Evet, biz de bezimizi bağladık. Altayların zirvesinde, kadim Türk yurtlarında sedir ağacı hakikaten önemli, sağlam ve temiz mekanlarda olan yüksekliği 1700-2000 metrede olan ağaçlar. Altay Dağları'ndayız ve burada Altay Türkleri yaşıyor. Onların inancı gereği Altay Türkleri gök, yer ve su tanrılarına inanıyorlar. Kendi halinde burada yaklaşık 75 bin Altay Türk'ü yaşıyor.
Dağlık Altay'da. Tüm Altaylar'da ise 150 bin civarında Altay Türk'ü yaşamakta. Biz Altay dağlarında kültür ve medeniyet tarihimizi araştırmaya devam ediyoruz. Altayların zirvesi gördüğümüz gibi geçit noktası 1700 metre ve zirvenin bulunduğu yere büyük bir anıt yapmışlar. Aslında Altay dağları çok yüksek dağlar. 5000 metreye yakın, 4700 metre, 5000 metreye yakın zirveleri var ve şu an karlı. Altay dağlarının zirveleri burası. Mola verdik. Atlar, çadırlar ve yağan müthiş bir dolu. Türklerin en kadim yurdu Altaylar'dayız. Altay Dağları'nın zirvesine çıkmak üzere Gorno Altay'dan, Altay Cumhuriyeti'nin, Dağlık Altay Cumhuriyeti'nin başkentinden yola çıktık. Botanik Parkı'nı gezdik. 1700 metrelik zirvede belgesel görüntüler çektik. Özellikle Altay Türkleri için kutsal kabul edilen sedir ağaçlarında çaput bağlamasına şahitlik yaptık ve zirveleri gördük. Şu an bulunduğumuz nokta yine zirvelere yakın bir yerde, bir plato ve yayladayız. Altay çadırları ve Altay milli evleri hemen yanı başımızda ve Altay kültürü, Altay Türk tarihi ile ilgili araştırmamıza Altay dağlarının zirvesinde devam ediyoruz. Moğollarla ve bölge arasında çok stratejik bir bölge ve yerleşim olarak da en eski köylerden bir tanesi. Özellikle bu Büyük İpek Yolu noktasında da bir bölümü kullanılan bir alan. National Geographic dergisinin yaptığı tespit ve araştırmaya göre dünyada 10 foto safari yollarından birisindeyiz. Şu an Altay Dağları zirvesinde sonbaharın o ihtişamlı güzelliklerini doya doya temaşa ediyoruz. Götene. Da. Ya bu ne şu yemek? Çibureki. He börek. Çibörek. Çibureki. Çibörek alalım. Şu. Это лепёшки. Такие круглые лепёшки. Tataristan nere, Altaylar nere? Bir Altaylı bacı çibörek pişiriyor ve çibörek diyor. Selam Türkiye. Thank you.
ırmaklar, ovalar kilometre çizgimizdir. Tıpkı Tanrı Dağları'nda olduğu gibi. Ama Tanrı Dağları'na hayat veren nehirler vardır. O nehirlerden birisi Altayca ifadesiyle Kadın Nehri'dir. Ve hemen bulunduğumuz yer önemlidir. Çünkü 4500 metrelerden doğan Kadın Nehri bulunduğumuz bu noktada, yani Aktaş Köyü yakınlarında, yine Altay Dağları'nın zirve noktasında şu ırmağı ile birleşiyor, Moğolistan'dan doğuyor. Ardından hızla yoluna devam ediyor ve Altay Cumhuriyeti'nin başkenti yakınlarında Bey Irmağı ile birleştikten sonra da hızlı bir şekilde Ob adını alıyor ve dünyanın en uzun nehirlerinden birisini oluşturarak yaklaşık 5000 kilometreden fazla bir uzunlukla Kuzey Buz Denizi'ne dökülüyor. Evet, Altaylar tarihinde bu nehrin çok önemli anlamı vardır. Kutsaldır bu nehir. Adı üzerinde Kadın Nehri. Daha sonra Bey birleşiyor ve birleştikten sonra Ob adını alıyor ve büyük bir aile oluyor ve aile ifadesiyle kutsal anlama gelen çok önemli anlam ve ifadesiyle kültür tarihimizde önemli bir ırmağın bulunduğu yerdeyiz. Altay Dağları zirvesinde Kadın Irmağı Vadisi'ndeyiz. Tam karşıda görmüş olduğumuz Kadın Nehri ile Çüa Nehri'nin birleştiği nokta. Kadın Nehri'nin ortalarında bir noktadayız. Kadın Nehri yön olarak karşı istikametten yaklaşık 4500 metre seviyelerden başlayıp burada Çüa Nehri ile birleştikten sonra Kadın Nehri kendisini bekleyen Bey Nehri ile buluşmak üzere bir yolculuk yapar. Ve orada Kadın Nehri ile Bey Nehri bir araya geldiğinde dünyanın en uzun nehri olan Ob ırmağını oluşturlar. Yaklaşık 5000 kilometrelik bir ırmaktan bahsediyoruz. Dünya üzerindeki en önemli ırmaklardan. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu muhteşem manzaranın bulunduğu yerde milli park statüsünde olup özel bir statüye sahiptir. Ve bu ırmak da, hemen sol taraftan gelen ırmak da Moğolistan tarafından buraya doğru gelmektedir. Ve Kadın Irmağı ile burada birleşip değerli izleyenlerimiz, Kaya Yazıtları Türk tarihinin en önemli eserlerinden birisidir. Orhon Kitabeleri, Bengü Yazıtları ve bulunduğumuz Altay'da da önemli yazıtlar olduğunu biliyoruz ve şu an o yazıtlardan birine çıkacağız, Altay Dağları zirvesinde. Bine kadar o şey başka yüzyıllarda yazılan resimlerdir. Şey demir vakitte hunlarla samutlar vakitinde Hun Allah'ın resmidir. Yukarıda geyik erkek demek. O erkekte iki kadını vardır. Sağ tarafta şey yaşlı, sol tarafta gençli eşi demek. Değişiyor. O kadınlar buraya geldiği zaman bu taşlar bırakıyorlarmış çocuk sahibi olalım diye. Tabii bu resimden dolayı. Bu taşın yardımıyla çocuk buldular. Çocuk sahibi olamayan kadınlar buraya geliyor, bir takım ziynet eşyalarını bırakıyorlar,
küpelerini, eşyalarını bırakarak buradaki bu resimlerden, taşlardan dilekler dileyip çocuk sahibi olmasını arzu ediyorlar. Paralar dağıtılmış bir hayli ve Altay Dağları'nda kaya yazıtlarının bulunduğu yerdeyiz. Kesinlikle buradan herhangi bir şey alınmaz. Alanların başına çok büyük belalar geldiği söyleniyor. Kolyeler, ziynet eşyaları ve yazılı taşlardan, kayalardan medet uman Altaylılar. O hayvan deneyi ve insan hepsi, herkeste kötülük var diyormuş. Kötülüğü var. Onu gösteriyor. Ve kadın, erkek duruyor. Sağ tarafta kadın göstermiş. O ayakta duran erkek. Ayakta duran erkek, evet. Kadın yatıyor. Evet. Bu çocuğun ruhu geliyor demiş. Ha. Yuvarlak ruh. Yukarıdan yuvarlak ruh geliyor. Ha. Bu da ne kadar güzel. Avcının yanında çayışık odayı ne? Avcının yanında Allah'ı onunla beraber demiş. 8 numara. 8 numara ne demek, kim biliyor? Bilmiyoruz. Bilse. Matematik, matematikler var mı? Sonsuzluk. Sonsuzluk demek. Sonsuzluk. Ha. Yani 8 değil de. Yan dönmüş 8. Evet. Evet, tamam. Şu kadın ne yapıyor orada? Şurada bir el ele tutuşuyor gibi bir şey var. Niye benziyor? Erkeklerin taşı diyor onu. Okay, bakın. Kadın taşı bu, erkek bakın, taşı mı? Tepeye bakın. Yanlara evet, bakın. Скажите, что? Каждому лучше сесть. Вот это камень, не мужикам дает такое энергию. Yani şu mu? Bakın şöyle, şurası yanlarda. Taş, buna benziyor. Gösterilmiş. Bu taşlar 1912 yılında bulundu. Çoroz Gurkin ve daha bir Rus bilgili, Çoroz Gurkin Altay bilgili insanlar buldu. Çünkü önce de yol başka bir tarafla gitmiş, o için hiç kimse görmedi. 1912 yılında buldular. Ziyaretçi geliyor mu buraya? Ziyaretçiler de geldi. Tabii. Türkiye'den gelen var mı? Türkiye'den de gelenleri var. Gecen sene geldi.